Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kış hazırlıklarıyla devam ettiğimiz bugünlerde sizlere yepyeni 2 tane turşu tarifiyle geldim. Sizlerle birlikte domates turşusu ve kiraz biberi turşusu kuracağız. Öncelikle domates turşusuyla başlıyorum. 1 litrelik bir kavanoz için domates turşusu kuracağız. Bunun için yaklaşık 3-4 tane isterseniz pembe, isterseniz yeşil domatesi bu şekilde ince dilimler halinde doğrayalım. Ben biraz daha pembe sevdiğim için pembe tercih ettim alırken ama sizler isterseniz bu şekilde yeşil olarak da kullanabilirsiniz domateslerinizi. Bol suyla hatta sirkeli suda beklettikten sonra yıkayalım ve daha sonrasında iri dilimler halinde domateslerimizi doğrayalım. Eğer turşuyu kuracağınız kavanozların kapak kısmı daha genişse halkalar halinde de doğrayarak farklı bir görsel yakalayabilirsiniz. Ben normal klasik kavanozlarla yapacağım için bu şekilde doğramayı tercih ettim. Domateslerin tamamını doğradık. Şimdi artık kavanozlamaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi klasik bir kavanoz kullandım ben. Tabanına iki tane sarımsak attıktan sonra domateslerden yerleştirmeye başlayalım. Biraz domates biraz sarımsak olacak şekilde sırayla ellerimizle bastırarak domateslerimizi kavanoza yerleştirelim. Ben domates turşusu için bir başta sarımsak kullandım. Aralarına sarımsak atarak kavanozumuzu tamamen domatesimizle ve sarımsaklarla dolduralım. Sizleri çok fazla sıkmamak için hızlandırılmış olarak geçiriyorum hemen bu aşamaları. Daha sonrasında dolmuş aşamasıyla devam edelim. Yeteri kadar doldurduk. Şimdi artık diğer turşumuz olan biber turşusuna geçebiliriz. Yine onun için de 1 litrelik kavanoza ihtiyacımız olacak. Ben bu kiraz biberlerini çok çok seviyorum. Acılığı da hafif, görüntüsü de muazzam. Gerçekten olağanüstü bir biber türü. Şimdi biberlerin büyük olanlarına ikişer tane olacak şekilde, küçük olanlarına birer tane olacak şekilde kürdanla delikler açalım. Ve yine kavanozumuzun tabanına iki tane sarımsak attıktan sonra üzerine biraz biber biraz sarımsak olacak şekilde sırayla doluncaya kadar aynı işlemi uygulayalım Ben yine kavanozumu dolduruncaya kadar hızlandırılmış olarak sizlerle paylaşayım. Toplamda 1 litrelik kavanoz içinde biber turşum içinde yine bir baş sarımsak kullandım videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Daha önce çok fazla çeşit turşu kurduk biliyorsunuz ki eğer görmediyseniz hala yine kış hazırlıkları oynatma listesinden bakabilirsiniz kanalımdan. Şimdi biberlerimi doldurdum. Hemen devam ediyorum sarımsakları da ekleyerek Kavanozumun dolmuş haliyle devam ediyorum. Hemen turşularımız artık kurulmak için hazır. Şimdi her 1 litrelik kavanoz için bir çorba kaşığı olacak şekilde kaya tuzu ilave edelim. Genelde turşuları kurarken çok sorulan bir sorudur. Iyotlu tuz olmaz mı diye? İyotlu tuz turşuların yumuşamasını ve erimesini sağlayacaktır arkadaşlar. Bu aşamada mümkün olduğunca kaya tuzu kullanın ve yine her bir kavanoz içinse yarım çorba kaşığı limon tuzu ilave edelim. Bu şekilde bir çay bardağı da üzüm sirkesi ilave edelim. Birer litrelik kavanozlar için üzüm sirkesinin ardındansa artık suyla tamamen doldurabiliriz. Ben bu tarz turşularda sıcak su kullanmıyorum. Normal temiz içme suyu kullanıyorum arıtılmış temiz içme suyuyla ağzına kadar kavanozlarımızı dolduralım. Doldurduktan sonra da kapağını sıkıca kapatarak şöyle birkaç kez ters düz edelim tuzunun ve diğer malzemelerinin birbiriyle karışması için. Sonrasında karanlık ve serin bir ortama kaldırarak 3 hafta kadar mayalanmaya bırakalım. Hepsi bu kadar arkadaşlarım. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.